Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir tane video daha çekiyorum arkadaşlar. Bugün yeni bir güncellemeden bahsedeceğim size. Yine güncelleme tabii. Bundan sonra ağırlıklı olarak konuşma motoru incelemeleri yapacağız arkadaşlar. Tabii arada hep konuşma motoru incelemeleri yapmayacağız tabii ki de. Arada işte YouTube Studio serisi de gelecek. Hatta bu videodan sonra gelebilir hatta YouTube Studio serisi. Burada bir gün oy. Bir günde iki video çekeceğim arkadaşlar artık. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu ikinci videom. Sonra da artık iki gün video çekmeyeceğim. Ve iki günden sonra yeniden yine bir gün iki gün video atacağım arkadaşlar. Bugün akıllı sesteki bir yenilikten bahsedeceğim arkadaşlar. Yine ben yaptım. Haberiniz olsun. Mesajlar. Hamcon ofis geliver. Bu arada Yelda Kompak. Haberiniz olsun. Şimdi biz bunu uyarı genel içerik menüsü. 9 öğleden 1-9 arasındakiler gösteriliyor. Bu arada son zamanlarda çok şey yapıyorum. Aylin Sanat izleyicisinin yeniliğinden bahsetmiştim. Şimdi akıllı sesteki yenilikten bahsediyorum arkadaşlar. Bu arada ben bunu APK Editor'dan yapıyorum arkadaşlar. Bu arada ben bu Play Store'da yok. Ben bunu Google'dan indirdim. Ekranı karart. İptal. Metin okuma ayarları. Metin okuma Tanıtım ayarlarını 3. Hamcon açıyoruz. ofis geliver. Ayarlar. Arkadaşlar bu arada 9 öğleden 1-9 arasındakiler gösteriliyor. Videoların altına maalesef link koyamayacağım. Bayağı denedim. Arkadaşlar link nasıl koyuluyor? Bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hatta şu an videoyu durdurun. Hemen bir aşağı kaydırın sayfayı. Orada yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Bazı videolarımın yorumları kapalı olabiliyor. Ben açıyorum arkadaşlar. Ben kontrol edeceğim kapalı mı açık mı diye video yükledikten sonra. Şimdi. Hocam güzel metin ol. Metin işaretli değil. Radyo. Aylin konuşma motoru. Aynen konuşma motoru yapmıştık zaten. Metinden konuş. İşaretli değil. Akıllı ses TTS. Akıllı ses TTS. Bakın. İşaret. Akıllı ses TTS. Akıllı ses TTS yaptım. Akıllı ses TTS. Şöyle Yarı şart. seçelim. Zaman düğme. Ayarlar. Akıllı ses TTS kullanılıyor. 9 öğleden 1-9 arasındakiler gösteriliyor. En son ben Cem'i kullanmıştım. Cem de gelmiyor. Yelda ile geliyor yine. Sanıyorum. İşaretli değil. Şeyinde bir değişiklik yok arkadaşlar, yapmadım. Bu böyle yapıyor arkadaşlar. Ayarlarına bakalım. Evet, ismini böyle yaptım. Akıllı ses TTS ayarları. Sentezleyici seçin yaptım arkadaşlar. Konuşmacı atayım mı? Ne diyordu? Ben sentezleyici seçim yaptım. Burada da değişiklik var arkadaşlar. Ses listesini yenile düğme. Aşağıdaki ayarlardan ses değiştirebilirsiniz. Üst bilgi. Bakın. Ses listesini yenile düğme. Dinleyin. Aşağıdaki ayarlardan ses değiştirebilirsiniz. Üst bilgi. Aşağıdaki ayarlardan ses değiştirebilirsiniz yaptım arkadaşlar. Rusça %S. Ya zaten burası ses değiştirdiğimiz. Sentezleyici seçim. Ses ayarları. Ses ayarları. Konuşmacılar için ses ayarları diyordu. Ben bunu ses ayarları. Ses ayarları yaptım arkadaşlar. Şöyle. Ses ayarları. Ses listesini yiyin. Robot, Rusça, Rusya, Cam, Türkçe, Yazı, Türkçe, Burada Türkçe, bir de bir akıllı ses, değişiklik yok. Sentezleyici, ses ayarları. Otomatik dil değiştirme. Ses ayarları. Sentezleyici seçin. Ha, sentezleyici seçin de bir tane daha seçin. Değişiklik vardı. Ses listesini yiyin. Aşağıdaki ayarlardan ses değiştirebilirsiniz. Üst bilgi. Aşağıdaki ayarlardan ses değiştirebilirsiniz. Üst bilgi. Rusça, yüz, Rusça, Türkçe, Cam. Türkçe, Türkiye, Cam. Bunları ses seçin. Ses seçin. Ben ses seçin yaptım arkadaşlar. Burada eskiden başka bir şey diyordu. İşaretli cam. İşaretli değil yazı. Ya da işaretli. Sentezleyici seçim. Türkçe cam. Uyarı ses seçim. İşaretli cam. İşaret. Ya da işaretli. Sentezleyici seçim. Tercih edilen metin altında bir okuma sesi tercih yok. Akıllı sentezleyici seçim. Genel ayarlar. Genelde bir şey var mıydı? Genel ayar. Ses listesini yüz ifadelerini yoksa bildirim çubuğundan hızlı ses değiş. Akıllı ses ses var klasörü. Ha. Bildirim çubuğundan hızlı ses bir dakika. Seçim. İşaretli değil. Onay kutusu. Bu akıllı ses veri klasörü yaptım.
Bu eskiden başka bir şeydi. Sonunda işte sistem varsa alanın içini değiştirmeyin falan diyordu. Onu kaldırdım arkadaşlar ve böyle yaptım. Artık bu böyle. Bir dakika bakayım şuralara. Dediğim gibi. Alternatif ses. Konuşma hızı %100. Ses miktarı %80. Konuşma hızı %100. Ses kalınlığı %100. Alternatif ses. İşaretli değil. Onay. Telaffuz sözlüğünü kullan. Metin içindeki parantez. Bu şekilde arkadaşlar. Cem, Türkçe, Türkiye. Akıllı ses TTS ayarları. Ayarlar. 28 öğeden 1-16 arasındakiler gösteriliyor. Vocalizer metin okuma. Uyarı dikkat. Tamam. Ayarlar. Vocalizer metin okuma kullanılıyor. 9 öğeden 1-9. Arkadaşlar böyle bir tane değişiklik vardı. Yine elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Link koymayı kesinlikle deneyeceğim. Yapamazsam artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dosya.com mu Dosya.com mu öyle bir tane site var. Oradan dosya yükleyip yapıyorum arkadaşlar. Yapmayı deniyorum. İnşallah yapabilirim yine oradan. Yani ben yapıyorum ama yani kullanan olmaz yani. Ben yapıyorum ama sadece ben kullanıyorum yani yaptığım şey. Diğer insanların da kullanmasını istiyorum. O yüzden bunun için çabalıyorum arkadaşlar. Yeni dosyalar yapmaya devam ediyorum bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde yeni akıllı ses TTS. Acaba videonun başlığı akıllı ses TTS mi koysam yoksa akıllı ses mi olsa? Akıllı ses olsun arkadaşlar. Akıllı ses yenilikler diyeyim videonun başlığına. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu yine bir yerden bulmadım arkadaşlar. Ben bunu tekrar diyeyim. Kesinlikle bir yerden almadım arkadaşlar. Ben bunu kendim yaptım. Şurada hatta göstereyim ben size nasıl yaptığımı. APK Editor'dan yaptım arkadaşlar. Bunu Google'dan bulabilirsiniz. Bir sürü APK Editor indirme yerleri çıkıyor arkadaşlar bunu. APK dosyası seçin diyorum. Ve buradan düzenliyorum arkadaşlar. Yani kesinlikle bir yerden çalmıyorum arkadaşlar bu bunları. Tamamıyla ben yapıyorum arkadaşlar. Bana ait bu sesler. Sesler demeyelim de düzenlemeler, güncelleme. Haberiniz olsun arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Şöyle. Görüşürüz arkadaşlar hepinize.